yine eski fuarlarına yakın bir bölgede bir arsa, bir belediyemize ait olacak bir arsayı odamıza tahsis ederek 49 yıl lira, tabii belli bir ücret karşılığında ama bu ücret aslında biz hep söyleme dedik, geliri tapusu Sivas Ticaretos adına olmak kaydıyla diye. Evet. Ama veren kurum bir maddi beklenti olmazsa bizim için tapu ticaretosunun adına, Sivas Belediyesi'nin adına hiç fark etmez. Sivas bizim, Mehmet Bey. Yeter ki Sivas'ta kalsın. Ben bu yatırımı ne ticaretosu alıp bir yere götürüyorum ne belediye. Bizim amacımız şuydu. Daha önceki fuarlar olarak alınan yerin bittiği zaman yıllık 2 trilyon yakın masrafı vardı gideri. Kira ve güvenlik gideri. Fuarlar açılsaydı. Şimdi 2 trilyon lira olan gideri olan bir fuar alanında yılda 5 tane, 3 tane fuarla mümkün değil o para çıkmaz ve artı odanın bütçesi tamamen fuara giderdi, fuar alanına. Şimdi bir işi yapmak için yapmayacaksınız. Bir işi doğru olduğu için yapacaksınız. Biz şimdi Allah nasip ederse inşallah Sayın Belediye Başkanımızın bununla ilgili ileriki günlerde tam netleşecek, resmileşecek. Bu resmileşme sizlere açıklama yaparız zaten. Belediyemiz tarafından bize verilecek o arsaya yine sözümüzdeyiz. Kendi imkanlarımızla Sivas'a güzel bir fuar merkezi yapacağız. Fuar alanı yapacağız. Bu fuar alanında da Sivas'ın değerlerini gerek tarım fuarında, gerek turizm fuarında, gerek gıda fuarında fark etmez. Çevre illerine hizmet vereceğimiz bir fuar alanı. Bunun da inşallah öncülüğünü 2020'nin sonunda yer tahsisi bize yapılırsa bu yılın sonunda 21. biz buraya başlayacağız. Ve Sivas'a güzel bir fuar alanı kazandıracağız. Diğer bir konu biliyorsunuz